thank you Sonra kuşağımız devam ediyor sevgili seyirciler bir son dakika gelişmesiyle başlayalım bültenimize Şırnak'ta memurları taşıyan araçta patlama meydana geldi iki memur yaşamını yitirdi bir memur da yaralandı Evet detaylarını aktaracağız ilerleyen dakikalarda ve geçelim gündeme tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü PKK'nın baharda ayaklanma başlatmak için bazı bölgelerde öz yönetim ilan etmeyi planladığı uyarısında bulundu. PKK'nın NLP adı altında istihbarat birimi kurduğu bu teröristlerin kandilde halk ayaklanması ve bomba eğitimi aldığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütü PKK'nın yeni eylem planını içeren yazıyı 81 İl Emniyet Müdürlüğüne göndererek bu konuda duyarlı olunmasını istedi. Yazıda Bölücü terör örgütünü PKK'nın istihbarat birimi kurduğu, burada görevlendirdiği teröristleri Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında istihbarat, bomba eğitimi, silahlı eylem, pusu, hendek ve halk ayaklanması gibi konularda eğittiği, teröristleri Türkiye'ye göndererek olası bir halk ayaklanması öncesi bu teröristler üzerinden istihbarat sağladığı, kamu kurum ve kuruluşlarla askeri ve güvenlik birimleriyle ilgili istihbari bilgiler topladıkları, özellikle şehirlere yerleştirilen bu teröristlerin terör örgütüne bilgi akışı sağladığı belirtilerek tüm güvenlik birimlerinin duyarlı olması, örgüte bağlantılı kişilerin deşifre ederek takibinin yapılması istendi. Örgütün ilkbaharda yeni çatışma bölgeleri oluşturmak istediği, bazı ilçelerde hazırlıklar içerisinde olduğunu tespit edildiği belirtildi. Bölücü terör örgütünün Nevruz'a kadar Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de öz yönetim ilan etme çalışmaları yürüttüğüne de değinildi. Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçın Bayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart tezkeresiyle ilgili açıklamalarını yalanlayarak Başbakan danışmanı olan Davutoğlu ellerime sarılıp abi ne olur görüşlerinde ısrar et Irak'a girmeyelim dediği açıklamasında bulundu. Şimdi siz bunları söylüyorsanız İçişleri Bakanı Dönemin Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mart tezkeresine karşı olanları eleştirmesine yanıt verdi. Başbakanlıkta yapılan toplantının detaylarını paylaşan Yalçınbayır, Başbakan Danışmanı olan Davutoğlu ellerime sarılıp, abi ne olur görüşlerinde ısrar et, Irak'a girmeyelim dedi, açıklamasında bulundu. Ee, çalışma tarzını da biliyorum. Özgür Düşünce gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart tezkeresine karşı çıktıkları için eleştirdiği isimler arasında yer alan dönemin başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır yaptığı açıklamada 1 Mart tezkere görüşmeleri öncesi ve sonrasında bilinmeyenleri anlattı. Sizi biz de affetmeyiz, Türk halkı da affetmez, seçmen de affetmez. 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili vatandaşın gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirten Yalçın Bayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturum yapılalı 13 sene oldu. Gizlilik kararı hala kaldırılmadı. Bu gizli tutanaklar açılırsa oradaki konuşmalar kamuoyuna yansır. Oradaki konuşmalar içinde dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ın etkileyici tespitleri ve konuşmaları ortaya çıkar. Bazı AKP'lileri etkilemiştir. Tayyip Bey'in sözü yerine Deniz Bey'in sözü dikkate alınmıştır gizli tutanaklarda önemli hususlar var, dedi. 1 Mart tezkeresine 80 AKP'li milletvekilinin red, 19'unun çekimser oy verdiğini hatırlatan Yalçın Bayır şu bilgiyi paylaştı. Tezkere reddedilince telaşa kapılan hükümet, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i aradı. Ne olur tekrar bu tezkereyi görüşelim dedi. Ama Sezer, karar merci meclistir deyip reddedince hükümet, Sayın Cumhurbaşkanım zor durumdayız, Gelin, Gül, Erdoğan ve Baykal'ın katıldığı zirve düzenliğin talebi de kabul görmedi. Tezkerenin geçmemesi üzerine başbakanlıkta Erdoğan ve Gül'ün de bulunduğu toplantıya katıldığını anlatan Yalçın Bayır, AKP-MYK üyeleri de toplantıda yer aldı. Kimlerin ne oy verdiklerini öğrenmeye kalkmayın. Partinin bölünmesine yol açarsınız dedim. Duygusal tavırlardan söz edildi. Tayyip Bey istediği yapılmadığı zaman felkalade kızan, kendi kararlarına karşı çıkanları ihanetle ve hainlikle suçlayan yaklaşımı var dedi. hak aramada pasiflik anlamı Evet sevgili seyirciler, şimdi stüdyo konuğumuza dönelim. Hem gündemi değerlendireceğiz hem de bölgeyle ilgili elbette haberlerimiz var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şimdi biraz önceki e, haberimiz de aslında dün de yankılandı. Şimdi 1 Mart eskeresini birdenbire e, gündeme getirilmesi de konuşuluyor şu anda. Evet. E, siz nasıl değerlendireceksiniz bu son haberden bir başlayalım varsa? şaşkınlıkla isterseniz. izliyorum. Yani gerçekten insanın e, aklı hafsala salmıyor. Sayın Yalçın Bayır'ın açıkladıklarını dinledikçe e, yani bilinen kamuoyunda bilinen bir gerçeği Yalçın Bayır altını çizerek vurguluyor. Diyor ki Bunlar ekranlarda farklı konuşurlar ama kapı arkalarında, arka kapılarda farklı konuşurlar. Gerçeği gizleme konusunda büyük bir ustalıkları var onu söylemek istiyor. Sayın Davutoğlu o dönemde Irak'a girilmemesi için Sayın Yalçınbayır'ın anlatımıyla, Abi e, itabetinin arkasından bir sürü diye talepte, dilekte, evet. yakarışta bulunuyor. Ama şimdi kamuoyuna bambaşka şeyler söyleniyor. Bu klasik bir AKP siyaseti. 13 siyaset sene oldu şey. diyor, gizlilik kararı hala kaldırılmadı evet. diyor. Neler evet. konuşulmuştu evet. kimse bilmiyor aslında Aynen. şu anda. Evet. Ama görünen o ki e, Sayın Başbakan'ın şu anda söyledikleriyle o gün yaptıkları arasında tam taban tabana bir zıtlık var inandırıcılığı bu anlamda zaten AKP'nin ciddi bir sorun. Bir de bir askeri müdahale <laughs> e, şeyini de aslında vermedi mi sinyalini de diyelim. Hani o zaman olsaydı şimdi durum böyle olmazdı diyor. Aslında itiraf da ediliyor ki <laughs> durum gerçekten kötü. Aynen. Bir doğru. yandan da öyle. Doğru. <laughs> okumak yani. okumak lazım. Görünen şey şu. Şimdi bakın, durumun kötülüğünü biz e, büyük bir eee basiretsizlikle yaptık. Suriye politikası geçenlerde e, bir AK Parti Bakanı söyledi. Şimdi adını hatırlamıyorum. Suriye politikamız çöktü diye söyledi. E, Ömer Çeliğin Çelik açıklamaları evet, Ömer vardı. E, bu aslında dehşet bir itiraf. Suriye politikası çökmedi. Türkiye'nin, Türkiye'nin bugüne kadar 90 yıllık cumhuriyet tarihinde Orta Doğu'da masada kuralı koyan politikası da çöktü bununla birlikte. Evet. Ya Rusya artık Suriye'de tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü ve bizim güney komşumuz ve güney komşumuzun elinde S4 füzeleri o füzeler bize doğru do do döndürülmüş ve biz tehdit altındayız. Şimdi burada bu ekranlardan günlerce şunu anlattık. Dedik ki Rusya Avrupa'nın gaz tekelini elinde tutmak istiyor. Avrupa Birliği Amerika ile birlikte bu gaz tekelinden kurtulmak istiyor. Bu kavga Suriye'deki plato'da yapılıyor. Aslında kavga Suriye platosu üzerinden Avrupa'daki gaz kavgasıdır diyorduk. Geçen 15 gün önce gördük ki Rusya bir anda bayram değil seyran değil Avrupa'ya sattığı gazla 38 dolar ton başına bir indirime gitti. Hı hı. Ne oldu? Rusya Avrupa gaz pazarını elinde tuttu. Avrupa gaz fiyatlarında 38 dolar indirim aldı. Yani iki taraf şimdilik kısmen dediklerini aldılar. Bize ne kaldı? Cesetler Ege Denizi'nde binlerce insanın kan denizine dönüşmüş halleri ve milyonlarca göçmen kaldı. Yalnızca Avrupa'nın gaz indirimi bedeli yıllık 13 milyar avro. Yıllık 13 milyar avro. Bize ne diyorlar? 3 milyar avro size verelim, bu işi örtelim diyorlar. Bir de Sayın Pekşen şöyle de bakmak gerekmiyor mu? Şimdi bizim bu kadar sorunumuz varken işte demokrasi sorunumuz var, tutuklu gazetecilerimiz içeride özgürlük sorunumuz var. Neler yaşıyoruz? Ee, bizim bildiğimiz o Avrupa Birliği bunların hiçbirisini gündeme getirmiyor. Ee, sanki hani önlerinde büyük bir sorun var ya o Avrupa. sorundan dolayı evet. ne yazık ki Tam buraya gündeme getirmiyor. Avrupa'nın Avrupa'nın Türkiye'deki davranışını ve etik değerlerini nasıl çürümekte olduğunu ortaya koyacak bir hikaye konuşalım şimdi. Bugün basına yansıyan bir haber var biliyorsunuz. Evet. Diyor evet. ki Jagland, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, siz diyor rica ettiniz, biz de Avrupa Birliği ilerleme raporunu seçimlerden sonra yaparak. Evet yani bu inanılmaz bir açıklama bu, zaten. Bu Avrupa Birliği adına bence yüz kızartıcı bir açıklama. Bu, bu, bu gerçekten Avrupa Birliği'ni biz ne biliyoruz? Hukukun üstünlüğü birliği biliyoruz. Temel insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü içerisinde yapılanmış bir birlik. Ama görüyoruz ki o Avrupa Birliği ilerleme raporunu burada bu ekranlardan konuştuk biliyorsunuz. Kamuoyuyla paylaştık. Bugüne kadar okuduğum en dehşet verici ilerleme raporu. Gerçekten Türkiye hakkında olağanüstü ağır tespitler var. Bu tespitlere biz de katılıyoruz. Hep Hem, gerileme raporu dedik aynen, hatta o raporada. Aynen öyle. Hı hı. Hem o tespitlerde... Türkiye'deki yargı sistemine ilişkin çok ağır eleştiriler var. Hem de sizin az önce söylediğiniz gibi meslektaşlarınızın özgürce e, haber yapma hakkına ilişkin, basın özgürlüğüne ilişkin çok ağır eleştiriler var. Hem de kamu bürokrasinin nasıl çöktüğünü, AKP'nin Türkiye'yi nasıl demokrasi dışı bir yönteme sürüklediğini tespit eden hususlar var. Peki o zaman, ey Avrupa Birliği, siz hangi etik değerle Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarını etkileyecek olan bu Avrupa Birliği ilerleme raporunu seçimler sonrasını ötelediniz? Bu bir. iki ne oldu da Sayın Angela Merkel seçimlere 10 gün kala Türkiye'ye geldi. Bu iki hamle Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bu iki hamle Türkiye'nin siyasi seyrinde olağanüstü ağır sonuçlar olan hamlelerdi. Şimdi AKP'yi eleştiriliyorlar. Hayır eleştirmiyorlar aslında AKP onların ürünü. Onlar getirdiler. Çünkü bu sıcak para ekonomisi bu cari açık Avrupa'ya her yıl Türkiye'nin ödemiş olduğu iktidarda kalma bedelidir. AKP iktidarda kalmak için Avrupa'ya her yıl 40 milyar 50 milyar euroluk bir bedel ödüyor. Bu ilerleme raporun ötelenmesinde Sayın Merkel'in Türkiye'ye gelmesinde ve şimdi gazda 12,5 milyar dolar indirip alıp 3 milyar dolar Türkiye'ye para verip 3 milyon Suriyeli göçmeni Türkiye'nin kucağına bırakmalarında ne amaçla AKP iktidarda tuttuklarını anlıyoruz. Evet çok e, ilginç ifadeler yer alıyor zaten tutanaklarla pazarlık tutanağı deniyor adeta. İşte böyle bir şey olabilir. Böyle mi? bir şey e, Türkiye gerçekten Türkiye'nin siyasal sorunlarında Yunanistan sonuçlarına... ve Bulgaristan sınırlarını açıp mültecileri otobüslere bindirip göndeririz e, ifadesi var. Eğer bu parayı vermezseniz gibi bir ifade. İşte bu, inanamıyorum şu yani an. Yani bu çok özür diliyorum hani o cümleyi kullanmak istemiyorum ama tipik bir at pazarlığı hikayesi. Hani bize sürekli eleştirirler ya. Ya bu Cumhuriyet Halk Partililer 10 tane koyun gütmeyi, 10 tane sığır gütmeyi beceremezler. Gerçekten haklılar. Biz koyun ve sığır gütme konusunda uzman değiliz. O onların alanı. Biz devleti kurduk. Bu devleti 90 yılda dünyanın en onurlu, en saygın ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Cumhuriyeti AKP'nin iktidarına geçene kadar dünyanın en saygın ülkelerinden birisiydi saygın insanlar tarafından yönetildi. Sözüne itibar eden insanlar şantaj yapmayan, uluslararası hukuka yaslanan, temel insan haklarını şiar edinmiş. Orta Doğu'nun özendiği ülkeydi. Aynen. Yani aslında. Orta Doğu'da biliyorsunuz Orta Doğu'nun iki temel kuralı. Bir, siyasal nüfus, öbürü de ekonomik etken. Hı hı. Türkiye Orta Doğu'nun siyasal nüfusla belirleyici abisiydi. Orta Doğu'daki ülkeler kendi aralarında tartıştıklarında, aymazlık yaptıklarında, aralarında gerginlik olduğunda Türkiye arabulucuydu. Onların hepsinin başvuracakları, sorunu çözecek abileriydi. Ama ne yazık ki AKP ile birlikte Türkiye Orta Doğu'dan tümüyle atıldı, atıldık. Artık Orta Doğu'da evet. Türkiye istenmeyen bir ülke işte İsviçre'de masaya oturamadığımız gibi. Yani terör örgütü bile masaya oturabiliyor ama Türkiye ne yazık ki Orta Doğu'da masaya oturacak ne siyasi ne de ekonomik gücü kaldı artık. İkisinde de bizi dışladılar. Ama biz bunu yıllardır söyleye, 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 söyleye dilimizde tüy bitti gerçekler biz söylediğimiz şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi e, tabii Rusya dediniz biraz önce Ay. Rusya artık e, ben de varım diyor. E, bu oyunun içinde artık her sadece e, Suriye'de görmüyoruz yani evet. Rusya genel bir e, hakimiyet kurma yönünde. Bir de e, ABD'de de seçimler var biliyorsunuz. Şimdi aslında Rusya daha bir e, meydanı boşta buluyor gibi bir şey de oluşabilir mi? Onlar çünkü kendi iç politikalarına da dönmüş durumdalar ağırlık veriyorlar şu anda. E, ama bu Rusya'nın e, bu kadar hakimiyet kurması bize en çok... E, Ekonomik açıdan vurmaz denildi ama vurdu ne yazık ki. Sizin daha, daha birkaç daha fazla gün öncesinde bir kriz konuşmanız oldu. Türkiye'nin turizm krizini meclise taşıdınız. Neler oldu? Şimdi baktığım zaman ben Türkiye'nin turizm geliri 2014 yılına göre 2015 yılında %8.3 oranında azalmıştır. Tamam ama bunun içeriğinde neler var? Daha yani ileriye gidelim. Bu cümlenin daha ileriye. ve daha ilerisi. Turizmi bir bütün olarak düşünelim. Ondan sonra Rusya'ya gelelim isterseniz hı hı. daha iyi izleyicilerimiz anlar. Şimdi bakın Türkiye'nin 5 tane büyük sektörü var. Temel sektörümüz bizim. İşte bunlardan bir tanesi tarımımız hı hı. var bizim. Fındık bunun e, lokomotifi. Evet. Yine e, otomotiv sektörümüz var. E, tekstil sektörümüz var. Müteahhitlik hizmetleri sektörümüz var. Ve turizm sektörümüz var. Bu 5 sektör Türkiye'nin lokomotifi. Bugüne kadar bütün siyasi iktidarlar aşama aşama bu sektörleri kurdular. AKP'nin bugüne kadar Türkiye'ye kazandırdığı temel bir sektör yoktur. Yani bu beş sektör hep AKP'den önce var olan sektörlerdi. AKP'nin ise Türkiye'ye bu sektörü de ben kazandırdım dediği hiçbir sektör yok. 14 yılda Türkiye'ye kazandıkları tek bir sektör yok. Şimdi gelelim konuya. Türkiye yurt dışına ithalatsız ihracat yaptığı tek sektör turizmdir. Biz de turizm öyle diğer Avrupa ülkeleri gibi, gelişmiş ülkeler gibi çok büyük bir gelir kalemi değildir. Ama Türkiye'nin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. 35 milyon turist gelir Türkiye'ye. Hesabı çok basittir. Bir turist bin dolardır. Bir turistin Türkiye'ye gelmesinin karşılığı biz bin dolara hesaplarız. Niçin? Çünkü uçağa biner, e, hava meydanına iner, bir para öder. Hava meydanından onu evet. otele götüren acenteye bir para öder. Otelde konaklar bir para öder, rehber onu şehirlere gezdirir, işte hı hı. müzelere gezdirir, onlara bir para öder. Tekrar otelden hava meydanına gelirken bir para öder, hava meydanına da uçak ve varış e, noktası geldiği noktaya tekrar geri dönmesine bir voucher diyoruz, bir paket diyoruz. Bu paketin değeri 1000 dolardır. Türkiye'ye 35 milyon turist geldiği zaman bunun karşılığı 35 milyar dolar demektir. Şimdi bu 35 milyar dolar 35 milyon karşına geliyordu. Şu anda Türkiye'nin almış olduğu kontratlara bakıldığında yaklaşık %38'lik bir kayıp var. Yani geçen yıl gelen turisten %38 eksik turist gelecek. Bunun rakam olarak karşılığı 14 milyar dolar demektir. Yani otellerimiz boş kalacak. Boş kalmanın ötesinde başka şeyler de olacak. Onları da şimdi konuşalım. Otellerimiz boş kalacak, uçaklarımız boş kalacak, acentelerimiz işsiz kalacaklar, rehberlerimiz işsiz kalacaklar ve biz tam 14 milyar dolar kaybedeceğiz. Başka ne olacak? Şimdi Türkiye Avrupa'daki tur acenteleri Türkiye'yi satmıyorlar. Kimi satıyorlar? Fas satıyorlar, işte Tunus satıyorlar, ee, İtalya satıyorlar, İspanya satıyorlar vesaire. Oraları sattıktan sonra, onlar dolduktan sonra mecbur kaldıklarında Türkiye'ye dönecekler. Ama Türkiye'deki otellerle, tur operatörleriyle pazarlık yapacaklar ve yok pahasına satacaklar. Niye? Çünkü bizimkiler zaten büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Halbuki Türkiye bunu 99 yılında yaşadı. Hani o 99'daki koalisyon hükümetini atıp tutuyorlar ya. Evet. Bakın o 99'daki koalisyon hükümeti ne yaptı? Biliyorsunuz 17 Şubat'ta Öcalan'ı getirdiler Türkiye'ye. 1999'da. Aynı bugünküne benzer bir şekilde voucherlar iptal edilmeye başladı. Yeni satış olmamaya başladı. Tesisler boşalmaya başladı. O dönemde ben de sektörün danışmanlığını yapıyordum. Turizm sektörüne danışmanlık yapıyordum. Havayolu şirketlerine danışmanlık yapıyordum. Biz büyük bir krize doğru gittiğimizi fark ettik. Ve hükümete gittik. Hükümet ivedilikle karar aldı. O koalisyon hükümeti çok hızlı karar aldı. Bir dediler. Bu şirketlerimizin vergi ve SSK borçlarına ilişkin bir yapılandırma getirdiler. Borç ötelemesi getirdiler. İki, Yurt dışındaki uçaklara, tur getiren uçaklara yakıt indirimi verildi. Üç, yurt dışından gelen turist başına prim verdiler. Dört, bu şirketlerimizin tamamına finansman desteği sağladılar. O tarihlerde yüzde %50, %60'lardaydı banka faizleri. E, döviz bazında kredi verdiler, TL'ye çevirdiler. Yüzde %20 TL bazında faiz koydular. İki yıl ödemesiz, dört yıl vadeli kredi verildi ki sektörü ayakta tutabilelim. Hı hı. Beş, Avrupa'da Türkiye'ye turist gönderen büyük mecralara ciddi reklamlar girildi. Türkiye'nin tanıtım kampanyaları yapıldı. Türkiye'de evet. turizm alanlarının tanıtımı yapıldı. Ve o büyük risk atlatıldı. Şimdi bakıyorum hiçbir şey yok. Sektör can çekişiyor. Ki otel sahipleri batanlar var şu Çok anda. 1180 evet. otel ve tatil köyü hı hı. şu anda satılık. Beni arıyorlar. Haluk Bey acilen bir şeyler yapın. Batıyoruz diyorlar. Şimdi batmanın öbür tarafı şu. Bir daha o pazarlara girmeniz o kadar kolay iş değildir. Bu şirketleri kurtarmak hiç zor değil. Hükümetin ivedilikle toplanıp hemen derhal vergi borçları, SSK borçlarını yapılandıracak mutlaka bir yasal düzenleme getirmesi gerekiyor. Bu şirketlerin geçmişteki geçmiş 3 yıllık performanslarına bakıp mutlaka çok düşük faizli hatta faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Hı hı. Yine yurt dışından Türkiye'ye tur getirecek tur operatörlerine mutlaka turist başına 25 dolar olur 30 dolar olur mutlaka bir prim verilmesi gerekiyor. Yine bu yurt dışından Türkiye'ye turist getiren ülkelerde ciddi bir reklam kampanyasının yapılması gerekiyor. Bir örnek anlatayım size. Düsseldorf'ta fuara gittik bir Alman arkadaşımla birlikte. Fuarda Türkiye aleyhine çok ağır bir propaganda olduğunu söylediler. Biz de bunu yerinde görelim nasıl bir şey oluyor, ne oluyor diye bir standa gittik. Boycurların, işte paket satan bir standa gittik. E, o standda bir e, Alman vatandaşı olmayan ama Almanya'da satış yapan bir yabancıyla karşı karşıya geldik. Yanımdaki Alman arkadaşım Türkiye değil de Ege Denizi'ne gitmek istediğini söyledi. Hani Türkiye olursa belli olur falan diye. bir Ben dedi bu sene tekneyle Ege Denizi'ne gitmek istiyorum. İşte bana bu konuda bir paket sunabilir misiniz? Kız masanın altından iki tane fotoğraf çıkardı. Fotoğraflardan birisi aylan bebeğin resmi, bir diğeri de bir plaj resmi. Hangisine gitmek istersiniz dedi. Bu o fotoğrafı gördüğüm zaman içim sızladı. Bu tabii çok müthiş moral bozucu bir şey. Türkiye'ye karşı... Ki o fotoğrafın devamı evet. da geldi yani biliyorsunuz. Düşün, tabii, aynen. Şimdi Türkiye'ye karşı oluyor. o ağır... Ağır propaganda'yı ortadan kaldıracak hiçbir şey yok. Hafta sonu sayın turizm bakanı gitmiş Trabzon'da. Trabzon'da turizmi geliştirmeyi anlatıyor. Ya sen Türkiye'de turizmi batırdın zaten. Trabzon'da ne palavralar konuşuyorsunuz evet. orada? Kimi kandırıyorsunuz? Mevcut turizmi ilişkin daha henüz acil bir eylem planını daha henüz alınmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Bir tarafta oteller bağırıyor, çağırıyor. Tur operatörleri batıyor, havayolu şirketleri batıyor, acenteler batıyor. Hiçbir önlem alınmamış. Hiçbir önlem alınmamış. Yassı adayı ne yapsak diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir Aynen da. öyle. Haklısınız. Yani yassı adayı nasıl parselleriz? <laughs> Dertleri bunların. Buna ilişkin Turizm Bakanı'nın bugünden gece yok. Yarın derhal ivedilikle sektörü de hem havayolu şirketlerini hem tur operatörlerini hem turizm acentelerini ivedilikle davet ederek sektörle birlikte acilen çözüm programını üretmesi gerekiyor. Ben öneriyorum, biz Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti olarak, muhalefet olarak bütün desteğimizle de sektörün yanındayız. Hı hı. Sektörün talepleri, geçmişte yapıldığı gibi bunlarla zaten sınırlı. Sektör çok fazla bir şey istemiyor. Bu kriz dönemini geçecek, nefes alabilecek bir destek istiyor. Çünkü bu sektör yaklaşık 10 yıldır Türkiye'yi taşıyor sırtında. 10 yıldır Türkiye turizm sektörüyle, çok ciddi jürolar yaptılar. Bu sektör Türkiye'ye çok büyük menfaatler kazandırdı. İstihdam çok alanı büyük. da çok müthiş, geniş. Müthiş, müthiş. Devletin sırtından bu sektör çok büyük bir yükü aldı. Ama bugün bu sektörün kendisinden kaynaklanmayan, özellikle AKP siyasi iktidarının vizyonsuz dış politika dış politikasından kaynaklanan büyük bir ekonomik krize sürüklendi. O halde yapılması gereken ivedilikle sektörü ayakta tutmaktır. Bu yıl bu sektörü ayakta tutmanın yöntemi de az önce söylediğim gibi. Tur operatörlerine mutlaka uçaklarını Türkiye uçurmaları için yakıt desteği vermek, vermek gerekiyor. Yurt dışındaki turistlere yine Türkiye'yi tercih etmeleri için bir mutlaka bir döviz bazında bir prim vermek gerekiyor. Geçmişte yaptık bunu yine yaparız 99'da yapıldı bu. 2000, 1991 yılında Irak Savaşı'nda o dönemdeki hükümet toplandı. O zor koşullarda yine sektörlere ayak tutmak için çok ciddi tedbirler aldılar. Şimdi bakıyorum, ihracat pazarlarımız çöktü. Biliyorsunuz Denizli, Gaziantep, Adana, Mersin çok ciddi bir kapasite kaybı Sanayi bölgeleri halbuki hepsi ne kadar çöktüler. önemli. Hiçbir tedbir alınmadı. Müteahhitlik sektörü çöktü. Rusya'dan müteahhitlerimiz kovuldu. Libya'dan kovuldu. Mısır'dan kovuldu. Irak'tan kovuldu. Gene hiçbir önlem alınmadı. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Yani özellikle 99 yılında bir senaryo krizle Türkiye sürüklendiği zaman ayağa kalkmıştı sektörler. Hükümetin sırtına büyük bir yük koymuşlardı ve çok ciddi tepkiler taşımışlardı. Şimdi ilginçtir ne müteahhitlik sektörü ne ihracat sektörü ne turizm sektöründen çıt çıkmıyor. Soruyoruz niye? Korkuyoruz diyorlar. Bir korku, bir baskı, bütün sektörlerin üzerine çökmüş. Nereden kaynaklanıyor? Korkunun nereden kaynaklandığını herkes biliyor. Bir de hep birbirine bağlı gidiyor aslında. Turizm sektörü deyince şimdi işte narenciyesi hepsi iç içe girmiş oluyor. Herkes birbirine bağlı olarak Tabii. bu payını alıyor Tabii. sektörden sonuçta. Çok doğru. Mesela geçen yıl bizim Mersin'de, ismini vermeyeyim reklam olması firmamız diye, Mersin'de şampiyon olan firmamız, narenci ihracatında şampiyon olan firmamız battı. Çünkü Rusya pazarıydı. Rusya'nın narinciyesini kontrol ediyordu. Dev bir pazarı elinde tutuyordu. Ama Rusya'da bir operasyon sonrasında battı. Yine Samsun'da Türkiye'nin özellikle beyaz et ihracatındaki en büyük firması. Rusya'daki bu kriz sonrasında firma battı. Türkiye'deki özellikle beyaz et e, üretiminde lokomotif firmaydı. Şimdi bu firmalara batırırsak, Bunların yerine yeni firma sokamayız, gelemezler. O piyasalara sokmazlar. Bu firmalar öyle kolay girmediler. Rusya piyasasına, Narenciye'de, Beyaz Eşya'da, işte havacılık taşımacılığında kolay değil. 25 yıllık emek var. O sektörü bir kalemde bir cumhurbaşkanının işte bir uçak vurulması, bir hesapsız kitapsız işlemler, bir dış politika vizyonsuzluğu hem sektörlere kaybettirdi, hem Türkiye'ye kaybettirdi ve faturayı çok ciddi ağır ödüyoruz. Yapılması gerekeni az önce söylediğim gibi. Bugün yapmazsanız firmalar batıp o pazardan çıktıktan sonra o firmaları kurtarmaya kalksanız da bir anlamı yok. Bir daha o pazara sokmazlar. Siz hazır pazardayken, o firma pazardayken ona rekabet ed edemeyecek olan firmaları içeriye siz sokmayacaksınız. Siz firmalarınıza destek vereceksiniz. E gel gör ki böyle bir şey yok şirketler evet, evet. patır patır batıyor. Ben Trabzon milletvekiliyim. Türkiye'nin meyve sebze ihracatı, yaş meyve sebze ihracatının yüzde %37'sinin yapıldığı kenttir Trabzon. Bütün sektörümüz batmak üzere. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Fındık yine. hepsi fındık da zaten müthiş bir kumpasın içerisine hı hı. sokuldu Türkiye. Ben kanun teklifi verdim. Bu konuda önerge verdim. Dedim ki bakın. Dünyada bu kadar büyük bir güce sahip olan başka bir tarım ürünü yok. Bu kadar endüstriyel bir ürün yok. Hı hı. Fındık geçen yıl geçen sezondaki ihracatımız 2.8 milyar dolar. Yani 2 milyar 850 milyon dolarlık geçen yıl fındık ihracatı yapmışız. Bu aslında istediğimiz gibi büyüklükte bir rakam değil. Niye? Çünkü bizden fındık satın alan ülkeler bizden bizim kazandığımızın çok çok fazlasını kazanıyor. Aslında fındıkta o kadar büyük sorunlar var ki Bunlara günler konuşmak lazım ama bir örnek Şimdi anlatayım. Bir Buyurun. mesaj okuyacağım sadece. E, haksızlık ediyorsunuz demişler. AKP'nin e, rekorları da var. Cumhuriyet tarihinin ilk saman ithal eden iktidarı <laughs> olarak demişler. Bizim tabii izleyicilerimizin böyle bir ciz yetenekleri var. Kutluyorum. Çok iyi şeyler bulup söylüyorlar. Gerçekten e, kamuoyu, işte kamuoyu aslında diri her şeyi görüyor. Her şeyi evet, görüyor. Evet. Biz siyasetçiler aslında kamuoyunun e, gündemini alıp o gündemin üzerinden konuşmamız gerekiyor. Bu, turizm de bugün kamuoyunun gündemi. Hı hı. Gerçekten işte dün Antalya'dan Rus televizyonu yayın yapmış biliyorsunuz biraz da alayı almış. E, Antalyalılar e, yazın e, e, beklentilerinin karşılığını bulamayacak mealinde bir şeyler söylüyorlar. Evet yani gör, görünen bu ama buna karşı Türkiye'nin bu kadar büyük bir ekonomik e, sektörünü yolda bırakıp bunları e, görmezden gelmesi mümkün değil. Ama şu ana kadar alınmış bir tedbir var mı diye bakıyorsunuz yok. Yani komik. İşte uçaklara yakıt indirimi vermişler. E uçak gelmiyor ki zaten. Gelmeyen uçağın yakıtını ne yapsınız? Rusya'da bir Türk firması vardı. Bir Rus uçak şirketi ama sahibi Türk. Rizeli bir arkadaşımız. 26 uçağı vardı. Milyonlarca insanı taşıyordu Türkiye'ye. Battı gitti. Yerine bir başka şirket koyamazsınız. İzin vermezler artık. Battı gitti o şirketi kurtarabilirdik. Destek sağlayabilir. Şimdi aslında şunu da merak ediyorlar Sayın Aha. Pekşen örneğin bu mecliste nasıl konuşuluyor? Yani sizler soru önergelerini veriyorsunuz mutlaka işte tartışılsın deniliyor. birçok komisyon var. Komisyonda görüşülüyor, tartışılıyor. Ne cevaplar veriliyor ya da o soru önergeleri dikkate mi alınmıyor? Nasıl oluyor örneğin muhalefet mecliste var sonuçta bu çalışmaları sürdürüyor. her konuda fındıkla ilgili örneğin sizin bir önergeniz vardı biliyorum. Ee, ne oluyor mesela? Ne cevap geliyor? Cevap vermiyorlar. Cevap veremiyorlar. Bakın şimdi şöyle bir 3 bir konuyu konuşalım. Ardı ardına ne hale geldiğimizi görelim. Şimdi biz Libya'da Çin'den sonra en büyük ekonomik partner ülkeydik. 28 milyar dolar kontratı olan ülkeydik. Devasa müteahhitlik sözleşmelerimiz vardı. Hı hı. Hepsi sona erdi mi? Erdi. Rusya'da 62 milyar dolarlık kontrat olan ülkeydik. Onlar da gitti mi? Gitti. Irak'ta 40 milyar dolar kontratı olan ülkeydik. Orası da gitti. Suriye ayrı bir hikaye, Lübnan, Mısır vesaire ayrı bir hikaye. Yani biz Türkiye'nin 5 temel sektöründen bir tanesi inşaat ya, müteahhit hizmetleri evet. ya. Bir tanesi Türkiye'nin dış politika vizyonsuzluğundan dolayı çöktü. Kaybettik. Büyük kaybettik. Yurt dışında iş makinelerimiz iş buluyordu, ustabaşlarımız çalışıyordu, işçilerimiz yurt dışında çalışıyordu. Biz o inşaatlara Türkiye'den sektörümüz ürünü üretiyordu, ürün gönderiyordu. Fayans gönderiyorduk, işte pencere gönderiyorduk, PVC gönderiyorduk, işte zemin malzemesi gönderiyorduk, çimento gönderiyorduk vesaire vesaire. Devasa bir sektörü biz kontrolümüzde tutuyorduk kendi coğrafyamızda. Gitti, müteahhitlik sektörü gitti. İki, tekstil. Biz Rusya'ya tekstil ürünleri ihraç ediyorduk. Denizli çok ciddi bir şekilde Kuzey Afrika'ya, işte Orta Doğu'ya tekstil ihraç ediyordu. Mersin bu Orta Doğu ülkelerinin ithalatını kendi limanında alıyordu. Birçok lojistik firması ürünlerini yurt dışına taşıyorlardı. Yani Irak'a, Suriye vesaire taşıyorlardı. Bütün nakliyat şirketlerimiz onlar da baktılar. Gaziantep, Halep'e her gün milyonlarca dolarlık mal satıyordu. Suriye'ye, Irak'a, işte Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine. Gaziantep müthiş bir lokomotifti. İhracatı oranda bitti. Bakın işte müteahhitlik gitmiş. Arkasından sektörel ihracatın bölge pazarına hitap eden kısmı da gitmiş. O da batmış. Üçüncüsü turizm de batmış. Şimdi bir devlet düşünün. Bir siyasi iktidar tarafından yönetilen devlet hı hı. kendini en önemli üç sektörünü göz göre göre kaybediyor. Evet. Bir ve bunlara edeceğiz. ilişkin hı hı. parlamentosunda bugüne kadar iktidar partisi tarafından önlem, tedbir bu işleri ayakta tutmaya ilişkin bir hazırlık hiçbir şey yok. Evet. Ee, ve şey yok. dolayısıyla mutfakta kaynayan tencereye kadar uzanıyor bütün Tabii. bu saydıklarınız aslında. Tabii. Çok önemli bir aramız var. Tabii. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Son dakika gelişmelerini de aktaralım. Bu arada Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama geldi. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar sırasında teröristlerin silahlı saldırı sonucu e, yaraladığı askerin tedavi gördüğü Gata'da şehit olduğu haberi geldi sevgili seyirciler. 1 Şubat'ta Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan tedavisine Gata'da devam edilen askerin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü haberini duyurdu Genelkurmay Başkanlığı. Evet bu arada e, sürpriz bir zirve gerçekleşecek bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Onu da aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bölgedeki son gelişmelere ilişkin bugün saat 16.30'da güvenlik toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıya kimler katılıyor? Hemen bakalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılacak. Evet, Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve terörle mücadele meselesi ele alınacak. Yine bir şehit haberi geldi. E, ne yazık ki sabah da gelmişti e, bir haber daha. Hep böyle oluyor aslında her gün. Bir tarafta Güneydoğu'da kan gövdeyi götürüyor diyelim. Kan gölüne dönmüş durumda. E, eğitim zaten bitti. Hani eskiden onu konuşurduk. Evet. Şimdi bambaşka şeyler konuşuyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şunu söyleyeyim. Önce tabii şehitimize rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum. Ülkemize e, sabır diliyorum. Ee, ne söyleyelim yani gerçekten bu haberler bir an önce son bulsun istiyoruz Türkiye evet. bir an önce barışa, huzura kavuşsun istiyoruz ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim herkesin bilmesi gereken bir şey var dünyanın hiçbir yerinde güçlü devletler bölünmez Türkiye çok güçlü bir devlettir halkımız şunu bir kere kabul etsin bilsinler yani Türkiye terörle yenilmez hiç kimse Türkiye'yi yenemez Türkiye o kadar büyük bir devlettir ki. Ee, o kadar güçlü bir devlettir ki devlet gelenekleri kökleri öyle dünden yarına kurulmuş bir devlet değildir. Bu ülkede yaşayan, bu misak-ı milli içerisinde yaşayan bugünkü 78 milyonumuz emindir. Hepsi bu ülkenin bölünmeyeceğinde hem fikirdirler. Elbette terör örgütü kendisini güçlü göstermek için çeşitli katliamlar yapabilir. Bu kat, yaptığı katliamları hesabını Türkiye'nin güvenlik güçleri onlara soracaklardır. Bu e, hiçbir şekilde güvenlik güçleri bu konuda geri adım atmaz. Ama bileceğimiz şey şu burası güçlü bir ülke. Burası çok güçlü bir devlettir. Öyle dün önceki gün kurulmuş bir devlet değildir. E, devlet geleneği bin yıldan fazla olan bir e, ülke burası. Doğal olarak dünyanın birçok ülkesi şunu biliyorlar ki Türkiye'yi bölemezler. Bunu biliyorlar. Hiç kimsenin Türkiye'yi bölmeye, Türkiye'yi ayrıştırmaya gücü yetmez. Türkiye'de bu halkın geçmişten gelen tarihsel birikimi, bir arada yaşama iradesi, bu kültürü var olduğu sürece hiçbir şekilde bölünme kaygımızın olmayacağına herkes emin olsun. Ama terörle mücadele edeceğiz. Teröre AKP iktidarının sağlamış olduğu o vahim bugünkü koşullar ne yazık ki Bugün hepimizin canını yakıyor. O Osta görüşmelerini bir beraberce hatırlayalım. Ne diyordu da? Siz diyordu Mit Müsteşar Yardımcısı diyor ki siz Türkiye'de şehirleri de cephaneliğe çevirdiniz diyor. Ee, PKK temsilcisi diyor ki siz zannediyorsunuz ki biz yalnızca işte Doğu Güneydoğu'dayız. Ama biz Karadeniz'in kaç karlarında Toroslar'da varız diyordu. Ee, Mit temsilcisi de diyor ki evet evet biliyoruz biliyoruz diyordu. Siz şehirleri de cephaneliğe çevirdiniz. Ülkenin Cumhurbaşkanı da diyor ki Evet diyor biz terör örgütüne diyor fırsat verdik kendisine çeki düzen versin diye. İşte o kendisine çeki düzen vermiş olan terör örgütü ha o mahkeme ayağına mahkeme çağıran terör örgütü bugün hepimizin yüreğini dağılıyor. Ama bu ülke terörün karşısında dimdik durur. Hiç e, devletin bu Ve konuda bir zafiyeti olmaz. Ve yine bilmiyoruz. aynı Yine gizli. Aynı, biraz önce bir Mart eskeresindeki konuştuk ya işte evet. aynı gizlilik Aynen. her şeyde var Aynen. bizde. Aynen. Ama terör bir devlet politikasıyla çözülür. İktidarıyla, muhalefetiyle, sokaktaki insanıyla, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle bu ülkedeki kendisini bu ülkeye ait olan herkesin mücadelesiyle yenilecek. Bir beladır, bir menündür. Terörü yeneceğiz. Hiç bundan vatandaşlarımızın endişesi, kaygısı olmasın. Acılar yaşıyoruz. Tabii şehitler bizi gerçekten çok üzüyor, moralimizi bozuyor, büyük bir travmaya sebep oluyor. Ama bu toprağa bize yurt yapan atalarımızın kanlarının arkasında bu toprakları korumaya devam edeceğiz. Bu ülkede yine özgür, eşit ve kardeşçe yaşamayı başaracağız. Bunu geçmişte çok yaşadık. Türkiye bu badireleri çok atlattı. Yine atlatacağız. Hiç kimsenin teröre endişesi olması. Yani teröre öyle Türkiye'nin boyun eğeceği, terörden o masaya oturacağı, pazarlık yapacağı. Bundan sonra öyle şeyler olmaz. Türkiye böyle şeylere asla e, tevessül etmez. Bu konuda terör konusunda yapılan hatalardan bir an önce geri gidilir. Ama terörü besleyen unsurları da parlamentonun bir an önce gözlerini alması gerekiyor. Terörü besleyen en önemli en önemli kaynak bu ülkedeki anayasal düzenin dışına çıkılmasıdır. İnsanlar özgür değilse, insanlar eşit değilse, bu ülkede kardeşçe yaşayamıyorsa, insanlar ayrıştırılıyorsa, ötekileştiriliyorsa yani AKP'nin yaptıkları terörü besleyen unsurlardan da birisidir. Bu Terörü göz yummanın ötesinde yaptıkları uygulamalarla da terör Türkiye'de ne yazık ki azdırıldı, bu hallere getirildi. Ama bugün AKP değil, Bugün devletin çözmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. AKP terörü çözemez. AKP Türkiye'nin hiçbir problemini çözemez. Doğal meclis çatısı altında çözülür derken zaten CHP'nin de öyle. vurguladığı Aynen. bu yönde. E, şeffaf olması tabii, açısından tabii. çok bir iki dakikamız kaldı sayın pekşen e, bir toparlayalım isterseniz şimdi aslında her açıdan aynı durumdayız medyanın bağımsız olması ne kadar önemli bir şeymiş e, burada görüyoruz çünkü halka gerçekleri anlatabilmek halkın gerçekleri öğrenebilmesini sağlamakta da e, medyaya düşüyor ama medyaya bak burada bir şey da... söyleyeyim bir ülkede eğer sokaktaki insanın aklında muhalefet partileri de yarın iktidar olabilir şeklinde bir algı oluşturulamadığı sürece o ülke demokratik bir ülke değildir. Türkiye'de bugün muhalefetin susturulması, muhalefetin medya mecralarından uzak tutulması, hı hı. medyanın baskı altına alınması en büyük AKP için tehdittir. Emin olun bugün hani diyorlar ya efendim anayasa referanduma girer, halka giderler işte bilmem şu olur bu olur. Gitsinler, buyursun gitsinler. Sokağa çıkamıyorlar görüyorsunuz bakın. Muhtarları çağırıyor, muhtarlara nutuk atıyor. Hiçbir meydana çıkacak yüzleri kalmadı. Bu halk her şeyi görüyor. Emin olun o cumhurbaşkanlığına tekrar halk karar verdiği dakikada Tayyip Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanlığı en son aday olacak olan insandır. Halk onu sokağa çıkarmayacaktır. Buna emin olun. Ben bunu görüyorum çünkü. Çünkü sokaktaki insanın gündeminde Tayyip Erdoğan'ın artık yaptıklarını sorgulama var tencere var, işsizlik var, gelecek kaygısı var ve Tayyip Erdoğan'ın bu halkın başına erdiği çoraplar var. Sokaktaki insan bunları artık gördü, konuşmaya başladı, dillendirmeye başladı. Ama asıl konuşması gereken Türkiye'nin temel dinamikleri. Nerede o sivil toplum örgütleri? Sendikalar nerede? Meslek kuruluşları nerede? İşte turizm ne hallere geldi? Turizmle ilgili bakıyorsunuz Tursap'tan ses çıkmıyor maşallah. Hiç çıt çıkmıyor. Ama aynı Tursap 99 yılında hükümete meydanları zindan etmişti. Bu sektörü görmezlikten gelemezsiniz diye. Şimdi bakıyoruz hiç kimse ne müteahhitlik sektörü ne diğer sektörler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları hiçbirisi hükümete söz söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorsunuz diye soruyoruz. Korkuyoruz diyorlar. Nedir korkunun sebebi? Ne kadar korkacaksınız? Neden korkuyorsunuz? Evet. Biz korkmayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Hiç kimseden korkmayız. O Korku salanların korkusu haline geliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Siz aslında hep burada hem uyarı niteliğinde konuşuyorsunuz hem öngörülerinizi. Daha sonra da, ki konuşmalarımızda da biz demiştik <laughs> <ya> geliyor. <laughs> <öyle> oluyor, evet. <laughs> Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler öğleden sonrayı burada noktalayalım. Saat başında sözü İstanbul stüdyomuza bırakalım. Saat 17'den itibaren de tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn